Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 29 Temmuz 2021 soya fasulyesi kontrollerindeyiz. Soya fasulyesi buğdayın arkasına ikinci ürün olarak ekildi. Çeşidimiz lider mi? Çeşidimiz lider. 11 Haziran'da ekimini yaptık. Şu an çıkışta gayet iyi. Şu an çiçeklerimiz çiçeklenmeye başlamış. Şu an soya fasulyemize baktığımız zaman biraz sinek. Beyaz sinekle karşılaşıyoruz. Beyaz sinek var. Kurt zararı da var. Şu an kelebek uçuşu bile var yani. Taban gübresi kullandık mı burada? Kullanmadınız değil mi? Şu an herhangi bir taban gübresi kullanılmamış. Arazimiz. Şu an çapa çekildiği için içinde yürümekte biraz zorlanıyoruz. Şura su duran kısım herhalde. Şura, bura biraz ağır toprak. Malas toprak dediğimiz. Çünkü şuraya bak. Şimdi daha yeni çapa çekilmiş. Şu an çamur. Çamur geliyor. Ama şöyle yukarılara doğru gittiğimiz zaman toprak biraz daha tavlı geliyor. Oldukça yoğun bir kurt zararı mevcut. Bu prodonya zararı. Şuradaki prodonya zararı. Pamuk yaprak kurdu dedikleri var ya. Beyaz sinek popülasyonu var ama. Şu an beyaz sinek zararlısı var. Kurt zararı mevcut. Burası kaç dönüm? 28. Burası 28 dönüm. Karşı tarafta iki parçamız var. Toplamda 110 dönüm. Şunu tutabilir misin? Şöyle tut. Ben şunun bir nodülüne bakayım. Bakteri kullandınız. Sigmund bakterisi kullanıldı. Şu an bakteri canlı mı değil mi ona bakacağız. Bu bakteri normalde bizim topraklarımızda yok. Topraklarımızda olmadığı için mecburen bakteriyle ilaçlamamız gerekiyor. Aşılamamız gerekiyor daha doğrusu. Ölü görünüyor. Canlı şu an. Şunlar nodüllerimiz. Soya fasulyesi bak ne gibi bir soğuk değilse. Daha sabit soğuk yapıyor. Şu an sıkı olarak gayet iyi. Darıcan da var mı? Darıcan da bu saatten sonra ilacı atılmaz. Yani normalde atılır da yoğunluk yok. Şu an çiçeklenme de gayet güzel bir şekilde geliyor. Bir iki tane birden çekin ki kökteki bakteriye bakalım. Modülleri görebiliyoruz.
bakterimiz sağlam. Yani canlı, sağlam dediğim, anlatım bozukluğu olmasın, canlı demek istedim. Eğer içerisi şu şekilde, yani şöyle şu şekilde kırmızıya çalar bir rengi varsa bakterimiz canlıdır. Şu an bakterimiz canlı. Bakteriyi kullanmamızın sebebi havadaki serbest azotu bitkinin bünyesine alır, gerekli olanı kullanır. Diğerini kullanmadığını ise toprakta kök bölgesinde depo eder. Bu da bir sonraki ekilecek bitki için azot kaynağıdır. Zararı var. Buradan ya çok yoğun. Biraz iranda ekmiştik. Şu an soya fasulyemiz sağlıklı görünüyor. Gayet sağlıklı görünüyor. Şu an buna emamektin benzot kullanacağız. Yeşil kurt, karadina ve prodonya'ya gelecek şekilde bunu kullanacağız. Bir de beyaz sinek ilacı kullanacağız. Beyaz sinek ilacı da şu şekilde kullanacağız. Ya konfidor muadili kullanacağız. Yanına da kontak etkili deltametre kullanacağız. İkisini beraber kullanıp beyaz sinek popülasyonu artmadan beyaz sinekle mücadelemizi yapacağız. Beyaz sinekle mücadele etmek biraz zor. Şu da bizim Crossophora carnea dediğimiz avcı böceğimizin ergini. Sinek mi? Beyaz sinekle beslenir, zenkle beslenir, yeşil kurtla beslenir, yeşil kurt yumurtasıyla. Aynen öyle. Şu an yeşil kurt yumurtasına bakıyorum. Genelde taze yapraklara bırakır, taze sürgünlere bırakır. Şu an için beyaz sinek ve kurt zararı mevcut. Şu an boyraz estiği için ilaçlamayı şu saatlerde yapamayız. Boyraz durduktan sonra yapabiliriz ancak. Sulama işini, aslında sulama işi bir iki gün daha durabilir ha. Şu boyraz dursun. Oradan başlayacağız ya, oralar kurudu. Kurudu mu oralar? Çünkü buranın daha 4 günü falan var yani, 4-5 günü var buranın da. Rutubetli yani. Şu an toprağa sıktığım zaman şu an çiçekliğinde gayet iyi görünüyor. Şu an bundan sonra artık şey de başlar. Yani halk diliyle bumble dediğimiz Nezara virudula, pis kokulu böcek. O da başlar bundan sonra. O çok önemli. O asıl zararlı o. Kapsüllerle besleniyor. Zararı oldukça çok. Yoğunluğu oldukça fazla. Şu an kendisini göremiyoruz ama zararını görüyoruz. Bu son çapası o. Soya fasulyesine çekilen son çapa. Üst gübre atmayacağınız zaten. Üst gübre atmaya gerek yok. Çünkü kendi azotunu kendi üretiyor zaten. Gerek yok. Taban gübresi atsaydım daha güzel olabilirdi. Ya kimse tavsiye etmiyor da. Rodonya zararı. Sulamadan önce ilaçlamaya gireceğiz.
parçamıza bakacağız. İkinci parçamızın kontrollerini yapacağız. Şu an ikinci parçamıza geldik. Burası kaç dekardı? 48. Burası 48 dönüm. İlk çeşidimiz liderdi. Progen lideri. Bu çeşidimiz ise Agronova firmasının Adel çeşidi soya fasulyesi. Bunda da yoğun derifte prodonya zararı var. Burası biraz daha canlı duruyor da. Yaprak ayaları lidere göre biraz daha geniş duruyor. Burada da beyaz sinek zararı mevcut. Yani beyaz sinek zararlısı mevcut. Buranın biraz daha metrekaredeki sayısı biraz daha az. Yani burası biraz daha seyrek çıkmış. Onunla mı ektiniz? 4 sıralı. Kurt zararı yok. Normalde 10 kilo falan iyi diyorlar. Burada da çekenler gayet iyi duruyor. Ama baktığımız zaman liderin çiçeklenmesi buna göre biraz daha fazla duruyor. Ya bunun yaprak ayaları diğerine göre, yani lidere göre daha geniş. Yapraklar biraz daha büyük duruyor. Bunlar erken çeşitler. Adel normalde lidere göre bir hafta kadar daha erkenci. Şu an tekrar lider ekili parçamıza geldik. Zararını konuşmuştuk zaten. Poyraz durduktan sonra ilaçlamamızı yapacağız. İlaçlamada beyaz sinek ve kurt için ilaçlama yapacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.